Bal nemin fazla bal nem diye bir şey yok hocam. Silano, silano hocam bal nem diye bir şey yok. Bal nem yağmur yağma ihtimal diye bir şey var hocam. Bak bir sürü madde çıkarttık. Bütün bu maddeleri nasıl çıkarttık? Sadece yorumladık. Tek bir tane bile ezberlemedik. Fırınların hani içi çok sıcaktır. E dışarısı da soğuktur. Fırından dışarı çıktığın zaman soğukla karşılaşırsın. Sıcak soğuk cepheler. Benim güzel böbrecik. 9. sınıf öğrencilerim, Coğrafyan Kodlar Okulu'na hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber 9. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık yapacağız. Bu sınavın içeriğinde ne var? İklim elemanları var, sıcaklık, basınç, rüzgar, nem, yağış bunlar var. Atmosfer ve özellikleri var. Ve dünyada görülen büyük iklim tipleri var. Bunlarla alakalı sordum. İzoipseri neden yok? İzoipseri 1. dönem yaptığım sınavda sormuştum. Hem aynı zamanda izoipseriyle alakalı 40 dakikalık bir videom var. Animasyonlarla ders anlattığım bir video o. 10 günümü... Harcadım sadece o videoyu yapmak için. Çok kaliteli bir video. O video benim bu kanalın en değerli videosu. O videoda zaten 40 dakikada izleyebiliyorsun, öğrenebiliyorsun ve en çok sevdiğin konulardan birine dönüşüyor. Bence ona bir göz at. 9. sınıf şimdi bu sınavı yapacağım ya size. Bu sınavdan 30-40 puan çok rahatlıkla yakalayacaksın. Bak, okuldaki sınavına o kadar benzer olacak ki 30-40 puan yakalayacaksın. O kadar net söylüyorum sana. 10. sınıflara bunu söylemedim bak. Çünkü konuları o kadar fazla ki normal bir şekilde ders çalışmadan onları yetiştirebilmeleri, sınavdan soru yakalamaları çok zor. Ama sana net söylüyorum bak sınavdan en az 30-40 puan yakalayacaksın. Net söylüyorum sana. Bu sınavda geçen konuların pdf notları var. Bundan önceki konuların da pdf notları var. Bakın. Hepsi çok kaliteli kitap ayarında pdf notlarıdır bunlar. Ve hepsi de ücretsizdir. Hepsini gidip oradan tek tek indirebilirsin. Ve bir sürprizim var. 10. sınıflara bunu yaptım. 9. sınıflara yapmazsam da olmazdı. Tek tek ben yazdıkça yüklüyorum bunları siteye. Konu anlatım videolarımla beraber uyumludur bunlar. Tek tek yüklüyordum bunları siteye. 2-3 gün içerisinde bir video çekeceğim. Ve o video altına bunların hepsini tek parça halinde koyacağım. Bakın videolarımız ücretsiz, pdf'lerimiz ücretsiz, her şeyimiz ücretsiz. Bu kanala destek olmak için yapman gereken tek şey şu alttaki beğeni butonuna tıklamak. Bu kadar. Abone ol demiyorum. Abone olmak için onun için sınıfları yaptığım gibi bir söz bekliyorum senden. Nedir? Eğer ki bu sınavda, bu sınavda 30-40 puan yakalarsan okuldaki sınavın için o zaman gelip abone olacaksın. 2-3 tane de arkadaşına önereceksin beni. Sözünü verdin mi? Tamam. Sözünü aldım sözünü almadan ilerlemek yok bak. Anlaştık. Aynı zamanda bu sınavın da pdfnotgeografenkodlari.com sitesinde var. Hemen git önüne al. İlk önce sen kendini çöz, ondan sonra beraber çözelim. Anlaştık mı? Eğer hazırsan, ben hazırım. Sen de hazırsan. O zaman ne diyoruz? Yunus Hocayla bir defa çöz. Bir daha asla unutma. Hadi şimdi şu sınavın canını okuyalım. Haydi bakalım. kodları 9. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavına başlayalım. İlk olarak öğretmenimizden azar yememek için ne yapıyoruz? Yunus Turan 61 61 numaramızı ve ismimizi yazdıysak hemen başlayalım. Aşağıdaki basınç merkezinin özellikleri hakkında bilgi veriniz. Bu soru net gelir sana. Bak sadece bu okul sınavı için değil, üniversite sınavı için de gelir. Üniversite sınavı için de öğrensen bunları. Sana şimdi bunların nasıl yorumlayacağını göstereceğim. Bunları ezberlemeyeceksin. Bak bunu ezberleme. Bundaki maddeleri ezberlersen yandı gülüm keten elva. Yapma. Yapma ezberleme nasıl yorumlayacağına bakalım. Sana böyle bir şekil verdiğinde ilk yapacağın şey oklar ne tarafa gitmiş? Dışarı gitmiş bak. Oklar dışarı gittiyse yapacağın şey şu. Hemen kendine dışarı giden Ok çizeceksin bak altına geldim dışarı giden ok çizdim sınavında çıkacak bu soru dışarı giden ok çizdim ya bu oklar nereden gelmiş olabilirdi dışarı gitmiş olabilir yukarıdan aşağıya gelmiştiler hocam yukarıdan aşağıya geliyorlar o zaman yukarıdan aşağı geldiyse buralara bu şekilde gazları biriktirmişler bak bir sürü gaz biriktirmişler. Bu gazları oraya biriktirdikten sonra yere çarpmış bu gazlar orada birikmişler kenara gitmişler. Şimdi bak dikkat et orada çok fazla gaz var. Biz ne demiştik ders anlatımımızda ezberlemeyeceğiz mantığıyla kavrayacağız. Fazla gaz varsa o zaman fazla baskı yapmaz mı yere? Fazla baskı yapar. Fazla baskı fazla basınç. Yüksek basınç fazla basınç yüksek basınç. İşte burası yüksek basınçtır. Bu kadar yüksek basınç dediğimiz kavramdan korkmayın. Yüksek basınç dediğimiz kavram budur. Yüksek basınç, fazla basınç, fazla gaz, her tarafta fazla gaz olmuş demek ki. Bakın fazla gaz diyebiliyorsan yüksek basınca olay bitmiştir. Bu şekli çizdin ya. Bu şekli çizdikten sonra bunun hepsini yorumlamak o kadar basit ki. Gelin beraber yorumlayalım, maddelere bakalım. 1. Burası yüksek basınç alanıdır. Yüksek basınç alanıdır. 2. Havaya bakar mısın? Burada yükselen hava mı var? Alçalan hava mı var? E hocam gazlar aşağıya doğru gitmiş. O zaman burada alçalan hava var. Bak alçalan hava. Alçalan hava var. Devam ediyoruz bak. Şimdi burada hava yağmurlu mudur yoksa açık mıdır? Dikkat eder misin? Gazlar aşağıya doğru gitmiş. Şimdi yağmur olabilmesi için gazların yukarı çıkması lazım. Bunun tam tersi şekli olması lazım. E gazlar aşağıya gidiyorsa yağmur olabilir mi? Olmaz. Bulutlu olabilir mi? Olmaz. O zaman burada hava nasıl? Açıktır. Hava açıktır. Hava açıktır. Hocam, hava açıktır, güneşlidir bakın. Hava açıktır, güneşlidir ve soğuk bir hava vardır burada. Şimdi burası rüzgar alır mı? Rüzgar verir mi? Bakar mısın? Gazlar aşağıya doğru bak şuraya bak. Gazlar aşağıya doğru gitmemiş mi? Ve aşağıya doğru gitmiş, yere basmış, yerde iyice sıkışmış, kenarlara doğru gitmiş. Kenarlara doğru gittiğine göre rüzgar gönderir bak. Rüzgar verir yani burası. Hemen yazıyoruz. Rüzgar verir. Şimdi hava hareketi merkezden çevreyedir, çevreden merkezedir diye bir yorum istiyor senden. Bak şimdi burası bizim merkezimiz. Merkezden çevreye doğru gitmiş hava hareketi. Görüyor musun? Merkezimizden çevreye doğru gitmiş. Hava merkezden çevreyedir. Bunu da yazdık. Şimdi gelelim bunun hangi yarım kürede olduğunu bulmayı öğrenelim seninle. Bak burada oklar var görüyor musun? Bu okları birleştiriyorsun. Bak yukarıdaki okla aşağıdaki oku birleştirdim. Ne çıktı? S harfi çıktı değil mi? Eğer ki düz S harfi çıkmışsa bu kuzey yarım kürededir. Bu kadar. Ters S çıksaydı o zaman Güney yarım küredir diyecektir. Ya hocam ters S miydi kuzey yarım küre düz S miydi? Ben bunu hep karıştırıyorum diyorsun ya şöyle düşün. Şimdi kuzey yarım küre yaz yaşarken güney yarım küre bizim hep tersimizi yaşıyor. Kış yaşıyor değil mi? Yani onlar bizim hep tersimiz aslında. O zaman düz S harfi çıkıyorsa o kuzeydir. E ters bir şey çıkıyorsa o güneydedir hocam diyorsun. Tamam? Bak bir sürü madde çıkarttık. Bütün bu maddeleri nasıl çıkarttık? Sadece yorumladık. Tek bir tane bile ezberlemedik. Bak derslerimde işte böyle mantıklı yorum yaparak öğreniyoruz biz. Bunu yorumlamayı öğrendik. Bu soru kesinlikle çıkacak sınavında. Geçelim ikinci soruyu. Oluşumlarına göre yağış çeşitlerini yazınız. Gençler 3 tane yağış çeşidimiz var bizim oluşumuna göre. Şimdi bak bir tanesi yükselim yağışıydı. Aynı zamanda ben bunları sana şöyle e, konu anlatım gibi yapmaya çalışıyorum. Yükselim nasıldı? Hava ısınıyordu. Isınan hava yükseliyordu. E yükselip yağış bırakıyordu. Al sana yükselim yağışı. Bunu nasıl yabancı ismini sorabilir sana hocam işte. Bu neydi? Konveksiyonel yağış. Yazalım. Konveksiyonel. Kodaması nasıl yapmıştık? Konmaktan geliyordu aklımıza. Yükseliyordu yüksel... Ko bak konveksiyonel dedi biri sana. Kuşun konması için ne yapması lazım? Yükselmesi lazım hocam. Ha bu yükselim yağışı diyorsun. Konveksiyonel yükselim yağışı. Hocam sana şunu sorabilir bak. Yükselim yağışı konveksiyonel yağışlar hakkında bilgi verdiniz. Böyle de sorabilir bu soruyu sana. Ne yapacaksın? Isınan havanın yükseldiği yerde görülür bu yağış tip genelde karaların iç kesimlerinde görülür. Çünkü oralar ısınıyor. Isınınca yükselip yağış bırakacak. Mesela ekvatorda yine bu konveksiyonel yükselim yağışları da görülür diyeceksin. Bu şekilde bir iki yorum yapsan yeterli olacaktır. Diğerine bakalım. Cephe yağışları. Cephe. Diğer ismi frontal yağış. Frontal. Bu neydi? Hocam bir sıcak cephe vardı bir de soğuk cephe vardı. Bunlar karşılaştıklarında sıcak ve soğuk hava karşılaştığında orada yağmur oluşturuyordu. Biz buna frontal cephe diyorduk. Yabancısını nasıl kodlamıştık? Fırından geliyordu aklımıza. Fırınların hani içi çok sıcaktır. E dışarısı da soğuktur. Fırından dışarı çıktığın zaman soğukla karşılaşırsın. Sıcak soğuk cepheler. Frontal cephesel yağışlar diyorsun. Tamam. Bu da genelde 60. enlemlerde görülüyordu karşımızda. Bizde de ülkemizde de Akdeniz iklim kuşağında kış mevsiminde yağışlar bu şekilde oluşuyor. Diğerine geçelim. Yükselim. Cephe. Yamaç ağaçları. Yamaç ağaçları diğer bir ismi orografik. Orada bir dağ var uzakta. O da bizim dağımızdır. Orografik yağışlar dediğimizde aklımıza hep bu geliyordu. Orada bir dağ var. Bir dağ var uzakta. Dağlarla alakalı bir şey bu demek ki. Orografik yağış. Dağlara tırmanan yağış. Yamaç yağışları diyorsun bana. Bu yağış çeşitleriyle alakalı bir soru kesinlikle çıkacak karşına. Boşluk doldurma da çıkar. Ya da direkt hocam şunu sorar. Cephesel frontal yağışlar hakkında bilgi veriniz. Tarzında da bunu sorabilir. Özellikle bu soruyu aldım. Hocam net bir şekilde bu iki sorudan da soracak sana. Geldik diğer soruyu üçüncü soruya. Bu şekilde haritalı bir şekilde bunu hocan sana sorma ihtimali düşük. Şimdi bak üsttekileri sorma ihtimali kesin. Ama bu şekilde haritalı bir şekilde bunu sorma ihtimali biraz düşük sana. Neden? Çünkü böyle haritalı hazırlamak biraz zor geliyor hocalarımıza ki aslında bu şekilde sorulması lazım. Ben bu soruyu niye koydum hocam? Hani sen soru yakala diye değil de konunu biraz tekrar et iklimlerin yerini öğren diye koydum bu soruyu sana. Şimdi bak birinci yerin aşağıdaki yandaki haritadaki iklimlerin yerlerini yazınız diyor. Birinci yer bak şu mavi olan yer görüyor musun? Şu mavi olan yer. Burası ılıman okyanusal iklim. Ilıman okyanusal iklim. Şimdi niye koydum bu haritayı? Öğreteceğim şimdi sana konu anlatımı yapacağız. Ilıman okyanusal iklim dediğimiz yer sıcak su akıntılarının olduğu yerlerde görülüyor. Bakın şimdi. Çok değerlidir. Gulf sıcak su akıntısı geliyor. Bakın Amerika'nın bu kıyısına buradan İngiltere'ye geliyordu. Burayı işte ne yaptı? Burayı aşağıdan geldiği için sıcak geldiği normalde İngiltere ve çevresi kış mevsimi yaşaması gerekirken sıcak su akıntısı geldiği için Orada bir bakıyorsun sürekli yağmur yağıyor. İngiliz filmlerinizde sense hep yağmur vardır. Neden? Aşağıdan gelen bu sıcak su akıntısından dolayı. Bakın ne yaptı sıcak su akıntısı? Okyanusal iklimi yaptı. Karadeniz iklimi yaptı. Karadeniz iklimi de buna. Karadeniz iklimi yaptı. Sildim. Bak. Geldim şuraya. Alaska sıcak su akıntısı. Bakın yine bir Karadeniz iklimi. Geldim aşağıya güney kesimleri. Güney kesimlerde bunlar daha dengeli. Nasıl? Yani şöyle Ekvator'un güneyinde bunlar daha dengeli. Kıtaların, karaların bak, karaların doğu kesimlerinde Şöyle aşağıya doğru iniyor buradaki sıcak su akıntıları ve bakın aşağıya doğru indiği yerlerde ne yaptı? Ilıman okyanusal iklim oluşturdu. Gördünüz mü? Buralarda da yine ılıman okyanusal iklimimiz var. Anlaştık mı? Ilman okyanusal iklim nasıl oluştuğunu? Güzel. Ha bulunduğu kuşağı da yazın demişim. Bunu en son göstereyim size. Tamam? İkincisi şurada biraz daha sarı renkle gösterilmiş olan. Bakın Ekvator'un bir altı ve bir üstünde Orada sarı otlarımız vardı. Hani az belgesellerin olduğu yer. Ekvatorun bir altı ve bir üstünde. Bir dönem yeşildiler. Çünkü güneş ışınları bir dönem yukarı doğru gidiyordu. Bir dönem güneye doğru iniyordu. Bir dönem sararıyor. Bir dönem yeşildi bu otlar. Buraya savan iklimi diyorduk. Savan iklimi. Biri bize savan iklimi dediğinde aa saman iklim, saman. Aa sarı otlar vardı bir metreyi bulan sarı otların olduğu yer. Ekvatorun bir altında ve bir üstünde görülür. Bakın bu iklimleri niye böyle tekrar ediyorum sana biliyor musun? Şunca gördüğüm bu kadar konu var ya basınç, nem, sıcaklık, o bu şu 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 bundan önce gördüklerinde dahil. En önemlisi bu iklimler. Bu iklimleri bilsen, iklimlerin dünya üzerinde nerede dağıldığını bilsen her şey çözülmüş oluyor. O yüzden sana tavsiyem ilk önce bu iklimleri öğren. Üçüncüsü Akdeniz iklimi. Akdeniz iklimi geçen sene sınavda sorulmuş bir sorudur. Her dönem ısrarla söylerim. ÖSYM Akdeniz sormayı çok sever. O yüzden sen Akdeniz'i güzel öğreneceksin. Bak Afrika'nın en kuzeyi Akdeniz değil mi şurası? Akdeniz. Şurası Akdeniz. Bildiğimiz Akdeniz. E o zaman Akdeniz'in orada bir Akdeniz iklimi görülecek. Orada ne yapıyorum? Oradan diğer tarafa bir tane çizgi çizdim. Köşeyi işaretledim. Afrika'nın en kuzeyinden en güneyine geldiğim bir çizgi çizdim. Buradan köşelere gittim. Uç noktaları işaretledim. Buradan da köşeye gittim. Bakın Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler. Geçen sene bunu çizebilen soruyu yaptı işte. Akdeniz ikliminin nerede görüldüğünü öğrendik mi? Tamamdır hocam. Akdeniz iklimi 3 numara. Akdeniz iklimi. 4 numara. 4 numaranın bulunduğu yer şurası bakın. Burası Güneydoğu Asya. Güneydoğu Asya'nın bulunduğu bu bölgede muson rüzgarlarımız vardı. Muson iklimimiz burası. Muson iklimi. 5 numaranın olduğu yer bakın tam kıtanın bittiği yere doğru geldik. Yani bizim bir tane kodlamamız vardı. Taylara biniyorduk. Taylarla beraber gidiyorduk. Tayları tam şurada iğne yapraklı ağaçların olduğu yerde, şurada sert karasal iklimde tayga ormanlarının olduğu yerde bırakıyorduk ve tam kıtanın bittiği yere gittiğimizde orada ayakkabılarımız, kunduralarımız batıyordu çamura. Kundura Tundra iklimiydi burası da. Tundra iklimi. Peki hocam bunlar hangi kuşaklarda yer alıyor? Nerede bileceğim ben bunu? İşte burada kendi mantıken çıkaracaksın. Şimdi iklimi düşüneceksin. Eğer ki iklim Türkiye'de görülüyorsa Akdeniz iklimi, karasal iklim. Türkiye'de görülüyor. Bozkır, sep iklimi. Bunlar Türkiye'de görülüyor. Türkiye ılıman kuşaktadır. Orta kuşakta ılıman kuşakta. O zaman bunlara ılıman kuşaktır diyeceksin. Tamam. Mesela Akdeniz iklimi Türkiye'de görülüyor mu? Evet. O zaman bu ılımandır. Sonra Ilıman okyanusa iklim yani Karadeniz iklimi Türkiye'de görülüyor mu? Evet, o zaman bu Ilıman'dır. Geldim şimdi aşağıya. Tundra iklimi, kutuplardaydı hocam soğuk. O zaman bu soğuktur diyeceksin. Muson iklimi, muson iklimi ekvatora yakın yerler. Biraz daha yine ekvatora yakın burası. O zaman diyeceksin ki burası sıcak iklimdir sıcak iklim kuşağına girer. Savan iklimi ekvatorun bir altı ve bir üstünde sıcak iklim kuşağına girer. Zaten sen bu iklimlerin içeriğini bildiğin zaman bunları sıcak olduğunda çıkartmış oluyorsun. Ilıman iklimleri sadece karıştırabilirsin. Orada da diyeceksin ki ya bu Türkiye'de görülüyorsa ılıman iklim. Karasal iklim, Karadeniz iklim, ılıman okyanusal iklim, Akdeniz iklim bunlar nerede? Türkiye'de görülüyor. O zaman bunlar ılıman kuşaktır. Öğrendik mi? Tamam. Çok önemli bir soruydu. Geldik buraya. Şimdi bazı hocalar bunu sormayı sever ki ben sorulması taraftarıyımdır her zaman. Şimdi aşağıda dünya üzerinde gösterilen enlemlerdeki sürekli basınçlar ve sürekli basınçlar arasında oluşan sürekli rüzgarları çiziniz. Ya sen hem basıncı çizmeyi bilmen lazım hem bu basıncı yerleştireceksin hem de rüzgarları. Hocam sana bu basınç yerleştirmeyi sorabilir dikkat et. Nasıl yapıyorduk biz bunu? Hiç ezberlemeyeceğiz bak. Ne yapıyoruz? Hocam geliyoruz kutba. Kutup nasıl? Soğuk. E soğuksa gazlar ne yapar? Hocam gazlar büzüşür çökerler. Bak büzüştü çöktü gazlar. O zaman burada ne? Çok fazla gaz var değil mi? Az önce öğrendik. Çok fazla gaz varsa çok fazla gaz, fazla basınç, yüksek basınç var. Buraya bir, şurayı silelim. Şuraya bir yüksek basınç yazdım mı? Tamam. Bak buraya yüksek basınç yazdıktan sonra sırayla aşağıya doğru kendin yazıyorsun. Yüksek basınç, alçak basınç. Yüksek basınç, alçak basınç. Yüksek basınç, alçak basınç. Ve en son aşağı yine yüksek basınç. Bakın ne yaptım? Yüksek basınçlarda alçak basınçları buldum mu? Evet. Şimdi bunları biz termik ve dinamik diye ayırıyorduk. Termik dediğimiz şey sıcaklık, termometre. Sıcaklık ya da soğuklukla oluşmuşsa bu termik basınçlardı. Şimdi düşünüyorsun. Dünyanın neresi sıcak neresi soğuk? E gel gel. E hocam kutuplar termik. Neden? Soğuktan dolayı oluşmuş. Kutuplar soğuk. Neresi sıcak? Ekvator sıcak. O zaman ekvatoru da termik yazdım. Aradakilere Aradakileri de dinamik yazdım. Arada kalanları da. Bak dünyanın neresindeki bütün sürekli basınçları yerleştirdik mi? Yerleştirdik hocam. İşte size alın bütün basınçları yerleştirdim. Hem de hiç ezberlemeden tak 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 hepsini yaptım. En fazla 20 saniyeni alır bu. Ama nasıl ezberlemeden dediğim mantıkla öğren. Çizmeyi öğren bunu. Hocan soracaktır bunu sana çizmeyi öğren. Tamam mı? Şimdi hocam termik dinamik bunları belirledik ama bir de diyor ki sürekli rüzgarları çiziniz. Sürekli rüzgarlarımız neydi? Yazayım şuraya. Alize, Batı, kutup. Batılı Ali vardı hatırlıyor musun? Ali Batılı Ali nereye gider der zaman? Ekvatora doğru. Peki hocam bu rüzgarları nasıl çizeceğim? Yani hangisi hangi yöne gidiyor? Batı rüzgarın özellikleri nelerdi? Alize'nin özellikleri nelerdi? Hiç ezberlemene gerek yok. Bak benimle devam et. Rüzgar nereden nereye gider? Yüksek basınçtan alçak basınç. Neden? Düşünelim şimdi. Mantığını öğreteyim sana bak. Yüksek basınç neydi? Çok fazla gaz vardı değil mi? Şöyle bak buraya cevap bak, bak. Gazlar o zaman buradan böyle aşağıya doğru inmişler ve böyle bir yüksek basınç alanı oluşturmuşlar değil mi? Bak burada sıkışan gazlar nereye gidecek? Az gazın olduğu yere gidecek. Burada da az gaz var. Az gaz olursa az basınç olur. Alçak basınç olur. Çok gazdan, çok gazdan az gaza doğru hareket etmek zorunda kalır buradaki gazlar. Çünkü sıkışıyorlar orada. Gidecekler az gaza doğru. İşte buna biz ne diyoruz biliyor musunuz? İşte buna rüzgar diyoruz. Yani rüzgar fazla gazdan az gaza gider. Yani yüksek gazdan fazla basınçtan yüksek basınçtan alçak basınca doğru gider. O zaman ben burada yüksek basınçlarımı bulacağım. Şimdi bak şurası yüksek basınç. Yuvarlak işini alıyorum. Şurası yüksek, şurası yüksek basınç. Şurası yüksek basınç. Şurası yüksek basınç. Yüksekten alçağa doğru ve kendime ok çizeceğim. Bu kadar. Bak ok çiziyorum. Yüksekten alçağa gitti. Şurası yüksek alçağa gitti. Şurası yüksek alçağa gitti. E şurası yüksek şurası alçak. Yüksekten alçağa gitti. Şurada yüksekten alçağa gitti. Aşağıda da yine yüksekten alçağa gitti. İşte size dünyadaki rüzgarların nereden ne yöne gittiğini bulmuş olduk. Şimdi bunların isimlerini yazalım. Batılı Ali her zaman ekvatora gider. Alizeler ekvatora gider. Şimdi ekvator şurası. Ekvator şurası bak ekvator. Ekvatora giden şu Alize. Şu Alize. Ekvatora gidiyor bak. Ama nasıl Ali'ydi bu? Batılı Ali'ydi. O zaman bunun üstündeki de batır rüzgarı. Bunun üstündeki batı yazdım. E diğeri ne hocam? E üstündeki de kutupta görmüyor musun? Kutup rüzgarı. Bu kadar. Bu kadar. Şimdi sen buna bakarak hocam sana şöyle de sorabilir. Azize rüzgarlar hakkında bilgi veriniz. Çizdin mi sen bunu? Çiz bunu hemen. Çizdikten sonra bütün kendin bakarak bunun cevapla. Alize rüzgarları, dinamik yüksek 30. enlemlerdeki dinamik yüksek basınç alanından 0. enlemlerdeki termik alçak basıncına doğru esen rüzgarlardır. Hem kuzey yarım hem de güney yarım kürede ekvatoru doğru esen rüzgarlardır. Ya arkada doldur. Batı rüzgarları diyor ya üstte. Bu da doğu rüzgarları. Batı rüzgarları bunun diğer ismi de doğu rüzgarları. Bak bir sürü özelliği kendin çıkartabilirsin. Tamam. Şimdi ben bu rüzgarları böyle dikkat edersen, bu rüzgarları böyle düz çizdim ben, değil mi? Ama biliyoruz ki biz rüzgarlar böyle düz gitmez. Az önce öğrendik. Kuzey yarım kürede S şeklinde giderler. Güney yarım kürede ters S şeklinde giderler. Bu rüzgarların yönünü çizerken şu şekilde çizmen senin için daha faydalı olur. Bak, S çiziyorum şuraya batı rüzgarının olduğu yere. Gördün mü? Bak bu rüzgarların hangi yönde saptığını da öğrenebilirsin. Şuraya yine geliyorum. Buraya da ters S çizdim. Gördün mü? Bak bu rüzgarların hangi yönden hangi yöne gittiğini de çıkartmış olursun bu şekilde. Yani neye dikkat etmen lazım? Aslında hiçbir şey dünyada kainatta hiçbir şey öyle rastgele oluşmuş değil. Her şeyin bir düzeni var ve bu düzeni ezberlemektense yorumlayıp mantığını oturttuğumuzda aslında her şey tak tak bir puzzle'ın parçaları gibi uyuşuyor. Aslında coğrafya bu kadar basit. Evet devam edelim. Beşinci sorumuz aşağıda verilen yağ çeşitlerinin nerede oluştuğunu ve sıfır derecenin altında mı yoksa üstünde mi oluştuğunu verirsiniz. Şimdi bakın bizim yağ çeşitlerimiz var. Kar, yağmur, kırç, kırağı bunlar bunların bazıları yeryüzünde bazıları yukarıda bazıları sıfır derecenin altında bazıları sıfır derecenin üstünde oluşuyor. Yine ezberlemiyoruz. Şimdi kırç. Kırç dedi bana. Düşünüyorum kırç neydi? Kırç diye kırıyordum. Böyle bir buz vardı. Bu yaprağın üzerine buz kaplıyordu. Dalların üzerine buz kaplıyordu böyle. Kırç diye kırıyordum onu. Ha, kırç. Gökyüzünde mi oluşuyor? Hayır yerde oluşuyor hocam. Peki sıfır derecenin altında mı üstünde bir buz kırç diye kırıldı? E, buzsa sıfır derecenin altında olacak bu kadar. Şöyle altında. Yağmur. Yağmur gökyüzünde hocam. Gökyüzünde sıfır derecenin altında olursa o yağmur donar kar şeklinde düşer. Şu an dışarıda düştüğü gibi. Şöyle camdan bakayım. Şu an dışarıda düştüğü gibi. Ama eğer ki hava sıcak olsaydı şimdi kış mevsimindeyiz diye o sıfır derecenin altında düşerken kar şeklinde düşüyor. Ama hava sıcak olsaydı sıfır derecenin üzerinde olacaktı ve yağmur şeklinde düşecekti aynı yağış. O zaman geldim hocam sıfır derecenin üstündedir dedim. Geldim buraya kar. Kar az önce söyledik gökyüzünde sıfır derecenin altında oluşuyor. Çiğ sabahları kalktığınızda böyle dalların üzerinde böyle yaprakların üzerinde böyle damla damla sular olur. Aa akşam yağmur mu yağdı dersiniz? Hayır yağmur yağmadı. Ne oldu? Akşam sabaha karşı hava soğuktu. Bizim hava, maksimum nemimizin az sonra göstereceğim size maksimum nemimiz orada hava geldi yaprak soğudu 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 sabaha kadar. Hava geldi yaprağa temas etti kap küçüldü ve içindeki nemi yaprağın üzerine bırak. Orada sıfır derecenin üzerinde olduğu için su damlacı şeklinde oldu. Yani sıfır derecenin üstündedir, yerde oluşmuştur. Eğer ki o sıfır derecenin altında olursa o dediğim şey yaprağa dokunma temas etme. Eğer sıfır derecenin altındaysa şöyle altındaysa o zaman kırağıya dönüşüyor işte. Kırağı dediğimiz şey yaprakların yukarıya bak yaprakların üzerindeki o beyazlardır. Buna da kırağı diyoruz biz. Anlaştık mı? Evet. Bütün hepsini yukarıya verdim. Bak kırağıdır, kırçtır vesaire hepsini şeklinde verdim yukarıda. Tamam mıyız buraya kadar? Nasıl oluştuklarını da öğrendik. Geçelim diğer soruya. Biraz uzuyor ama sizin öğrenebilmeniz için yapıyorum böyle. Kusura bakmayın. Şimdi geldik şöyle bir soruyu da sorabilir hocam sana. Bu aslında işlemli bir sorudur. Hani bunun formülü var bilmem ne öyle. Mi? Onu oraya biliyorsun, yüzle çarpıyor. Hayır. Formülsüz bir şekilde nasıl yapılacağını mantığını göstereceğim sana. Biri bana maksimum nem dediğinde aklıma ne geliyordu? Maksimum. Hocam kendime böyle sorular sorulduğunda bir kap çiziyordum. Kendime bir kap çizeceğim. Şöyle bir yuvarlak bir kap çizdim kendime. Maksimum nem dediğimiz şey şu. Yani kabımızın maksimum alabileceği su. Maksimum ne kadar alabilir? kabımızın büyüklüğü kadar alabilir. Bu demek maksimum nem. Bak mutlak nem mutlaka mutlaka içinde olan suyu kastediyor bana. Şimdi maksimum nem ne kadarmış? 40'mış. Kabımın büyüklüğüne 40 yazıyorum gelip. Mutlak nem. Ya mutlak maksimum kafan karışmasın böyle mutlak nem ha mutlaka içinde olan su bu mutlaka var içinde bu su ne kadar su varmış içinde 20 varmış e 40'ın 20'si yarı yarıya yarısını doldurdum yarısını suyla doldurdum Şimdi balın nemi yüzde kaçtır? Balın nem şudur. Yağmur yağma ihtimali. Bakın şimdi bu kabın yarısı dolu değil mi? Yağmur yağma ihtimali ne kadar burada? Yüzde elli. Kabın hepsi dolu olduğunda o zaman yağmur tam kafa kafaya dolu olduğunda yüzde yüz olacaktı yağmur yağma ihtimali. Yani balın nem dediğimiz şey bu. Yağmur yağma ihtimali. Kabımız ne kadar dolmuş? Burada kabımız ne kadar dolmuş? Burada kabımız yarı yarıya dolmuş. Yüzde elli. Buradaki balın nem ne kadar? %50. Bal nem neydi? Bal nem yağmur yağma ihtimaliydi. Bal nemi siliyorduk ne yazıyorduk oraya? Bal nem yağmur yağma ihtimali. Bal nem yağmur yağma ihtimali. Bal nemi sil. Yağmur yağma ihtimali yüzde kaçtır diye soruyor bu soruda bana. Anlaştık mı nasıl yaptığımızı? %50ymiş bak. İşlem yapma korkma. Şimdi bak bir iki örnek daha yapacağım. Biraz daha tersleri olacak. Şimdi gel. Bal nemi yüzde yüzmüş. Aa bu sefer diyor ki yağmur yağma ihtimali %100. Yani bana diyor ki bir kabın var diyor. Bu kabın yüzde doludur diyor. Tamam mı? %100'ü dolu. Tamam. Yani ben bu mantığı anladım. Çünkü bağlı nem yağmur yağma ihtimali %100'dü. Diyor ki bir de. Diyor ki bir de. Maksimum nemi 30 gramdır. Yani kabım maksimum neydi maksimum ne? maksimum. Ha maksimum kabımın maksimum olabileceği büyüklük. O zaman geldim kabıma. 30 yazdım mı? Şimdi diyor ki kabımın büyüklüğü 30 iken. Bal nemi %100'dür. Yani yağmur yağma ihtimali %100'dür. Yani kabımın hepsi doludur demek istiyor bana. Geldim kabımın hepsini doldurdum. Bana diyor ki Mutlak nemi kaçtır? Yani mutlaka içinde olan nem kaçtır burada? 30'dur. Bakın çok basit bir konu. Çok basit bir konu. Devam bir örnek daha uzatıyorum ama yararlı olacak inanıyorum. Geldim diğerine. Balın nemi %75 olan bir yer varmış. Ha, balın nemi %75'miş. Mutlak nemi 15 grammış. Yani diyor ki bana bir kabım var. Kabımı bilmiyorum diyor. Kabımı sen bulacaksın diyor. Kabın büyüklüğünü bilmediğim halde diyor. Kabın büyüklüğünü bilmediğim halde 15 gram var bu kabın içinde. Tamam 15 gram yapayım kendime şöyle. 15 gram varmış bu kabın içinde. Kabım yok hala ortada. Ama diyor bu 15 gramla ben bu kabın %75'ini doldurabiliyorum. Yani kendime öyle bir kap çizmem gerekiyor ki bu kabı öyle bir çizmem gerekiyor ki ben kendime. Bu kabı 15 gramla doldurduğum zaman şöyle 15 gramla doldurduğum zaman %75'i dolacakmış. Şimdi %100'ünün dolması için kaç olması lazım? Bak 5 gram %25. 5 gram daha koydum %50. 5 gram daha koydum. Yani 15 gramı %75 yaptı. %100 olması için yani maksimum kabımın büyüklüğünün 20 olması lazım. Eğer kabımın büyüklüğü 20 olursa o zaman şuradaki 15 içi dolu olduğundaki 15 yüzde 75'i olmuş olur. Anladık mı mantığı? Evet bakın bu soru da çok basitti. Geldik yediğin sorumuza. Yükselti basınç ve sıcaklık basınç arasında nasıl bir ilişki vardır? Kısaca açıklayınız. Hocam sana böyle bir sorular soracaktır. Yani yükselti ile basınç arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Biz bunları zaten derste yorumlayarak öğrendik ama şimdi bilmeyenler için de tekrar hatırlama olsun diye göstereyim. Bana birisi Yükselti basıncı sorduğu zaman kendime hemen bir tane yükselti yeri çiziyorum. Ya dikkat edersen hiçbir şey ezberlemedik. Hepsini hep böyle çizerek yaptık. Demek ki coğrafya böyle çizerek ezberlemeden yorum yaparak öğrenilen bir ders. Geldim. Yükseğe çıkıldıkça basınç ne olur? Şöyle bir yorumlayalım. Hocam ben şunu biliyorum. Gazların bir ağırlığı var. Bu gazlar aşağıya doğru çökerler. Gazlar aşağıya doğru çöktü mü? Tamam. E hocam yukarıda gazlar azdır. O zaman aşağıda çok fazla gaz var. E çok fazla gaz, fazla baskı. Fazla basınç yani. Yüksek basınç yaptı. Hocam yukarıda az gaz var. Az baskı var. Alçak basınç, az basınç, alçak basınç yaptı. Yani şu bir sürü buna bakarak bir sürü yorum yapabilirsin. Şöyle diyeceğiz. Hocam yükseklere çıkıldıkça yüksekler alçak basınçtır. Alçaklara çıkıldıkça alçaklar yüksek basınçtır. Yüksekle, yükseklikle basınç arasında nasıl bir ilişki vardır? Bunu da hemen yorumlayalım size. Şimdi şöyle yapıyorsun burada da. Yükselti yazıyorsun kendine basınç yazıyoruz. Tamam mı? Yükseltiyi arttırdım ben. Bakın yükseltiyi arttırdım. Basıncım ne oldu? Basıncım yüksek basınçtan alçak basınca düştü. Basıncım azaldı. Yükselti artarsa basınç azalır. Bir arttı diğeri azaldı. Ters orantı var. Ters orantıyı direkt ezberden yap. Bu ters orantı grafiğidir. Düz orantı doğru <laughs> düz orantı <laughs> doğru orantı olsaydı o zaman şöyle yapacaktım. Buradaki ne? Buradaki ters orantı olduğu için böyle bir grafik çıktı karşıma. Anladık mı? Bakın ne kadar basit aslında gördük mü? Şimdi gelin sıcaklıkla olan bağlantısını yorumlayalım sizinle. Biri bana sıcak yeri sorduğu zaman al sana sıcak bir yer. Sıcak yerde gazlar nasıl olur diye soruyor bana aslında soruda. Soğuk yerde gazlar nasıl olur diye. Soğuk yer. Şimdi sıcak yerde gazlar ne yapar? E sen ısındığın zaman şöyle bir rahatlarsın, genleşirsin, gidersin, gazlar azalır. Soğuk yerde hocam gazlar çökerler. E ne yaptın bak? E çok gaz var burada. Yüksek basınç. Az gaz var az basınç olur o zaman. Alçak basınç. Bak bütün olay nerede biliyor musun? Bütün bütün olay bütün her şey. Yüksek basınçta alçak basıncı mantığını kavramakta. Yüksek fazla gaz. Alçak basınçta az gaz var. Bunu bildin mi? Bütün sorular gitti. Şimdi baktım. Sıcak yerler hocam alçak basınçtır. Soğuk yerler yüksek basınçtır. Peki hocam bunların arasında nasıl bir ilişki vardır? Sıcaklığı arttırırsam basınca ne olur? Bak sıcaklığı sıcak soğuk ya burası sıcaklığı arttırdım. Daha da sıcak bir yere gittim. Sıcaklığı arttırdım, basıncım basıncım azaldı. Yine ne var bunların arasında? Bunların arasında yine ters orantı var. Bakın nasıl yorumladığımızı öğrendik mi? Evet hocam devam edelim. Atmosferin katmanlarını yazarak her bir hakkında bilgi veriniz net karşına çıkacak bir sorudur. Eğer birinci dönemde sormadıysa hocam sana bu konuyu atmosferle alakalı sorular sormadıysa bu ikinci sınavda kesinlikle atmosferden sana sorulacak soru budur. Atmosferin katmanlarını yazınız ya da şu katmanın özelliklerini yazınız gibi bir soru gelecek. Atmosferin katmanlarını yazmayı bilmen lazım. Net 10 puanı öğreniyorsun şu an. Hemen ne yapıyorsun? Trabzon, spor, muhteşem, takım diyorsun troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer. Bunları yazdın mı? Bak bir daha kodlaması şu. Trabzon, spor, muhteşem takım. Aşağıdan yukarıya doğru. Geçen sene bunu anlatırken Trabzon spor çok kötü bir takımdı. Geçen sene diyordum ki bu konuyu anlatırken. işte Trabzon spor çok kötü bir takım ya bu sene. Muhteşem takım diyorum ama aslında bu sene çok kötü bir takım diyorum. Şimdi öğrenciler o videoyu izlerken diyorlar ki hocam Trabzon spor bu sene çok iyi. Bu sene tam da geldik şansa bak ki bu sene şampiyon olacak. Trabzonspor muhteşem takım. Şimdi bak geldim şuraya. Şurada stratosferle troposferde şurada stratosferin şurasında bir de ozon tabakası var. Stratosferin şurasında bir ozon tabakası var. Stratosfer katındadır. Termosferin içinde de şöyle ikiye ayırıyorduk. Üstünde egzosfer, altında da iyonosfer vardı. Şimdi bunu çizmeyi böyle bileceksin tamam Bunu çizmeyi böyle öğren Trabzonspor muhteşem takım diye. Şimdi bunların özelliklerini kendimiz kafamızdan çıkartalım bak. Troposfer. Dünyayı şöyle altına çizdim dünya. Dünyaya en yakın katmandır. İnsanların yaşadığı katmandır. Bak ben bilmiyorum ezbere. Buradan bakarak söylüyorum. Dünyaya en yakın katmandır. İnsanların yaşadığı katmandır. Troposferde yukarı gidildikçe 200 metrede 1 derece sıcaklık düşer. Canlılar burada yaşar. Burada rüzgar, hava olayları gibi hava olayları görülür. Su buharı yine buradadır. Su buharı iklim olaylarının oluşmasına neden oluyor. Su buharı yukarılara çıkıldıkça azalıyor. Troposferin üst katmanlarına gittikçe artık kaybolmaya başlıyor. Çünkü ağırdır su buharı. O kadar yukarı çıkamaz. Stratosferde ozon tabakası var. Ozon spor yapıyordu çok sağlıklı. Bizi zararlı ışınlardan koruyordu. Kim koruyordu bizi? Ozan koruyordu ozon tabakası yukarı çıktım mezosfer meteorların parçalandığı katmandır mezosfer meteorların parçalandığı katmandır yukarı çıktım iyonosfer radyo dalgalarını bak iyonosfer radyon radyo dalgalarını yansıtan katmanımızdır egzosferde en dış katman hani arabalardaki egzozdan geliyor aklımıza o da en dış katmandı uydular bu egzosferde uydular Bakın atmosferin dışında değildir. Atmosferin dışında tutunamazlar. Uzayda savrulur giderler. Nerede en dış katmanımızda eksosferde duruyorlar. Anlaştık mı buraya kadar? Tamam hocam devam edelim. Dokuzuncu soru. Muson rüzgarları hakkında bilgi veriniz. Bu soruyu özellikle koydum. Çizmeyi öğrenelim diye. Bakın şimdi. Muson rüzgarlarını biri bana sorduğunda kendime hemen şöyle bir Hindistan'ı çiziyordum. Güneydoğu Asya şöyle bir kara çiziyorum kendime yani. Kara çizdim. Sonra bu şu, şu tarafta deniz. Bak şurası deniz şurası kara. Sonra diyorum ki kendime. Ya diyorum. Yaz mevs bize hangisini sonra Muson rüzgarları hakkında bilgi verin sormuş. Şimdi iki tane muson rüzgarımız var. Bir yaz musonu bir de kış musonu. Biz yaz musonunu yorumlayalım ilk önce. Yaz mevsiminde kara kütlesini düşünün. Kara sıcaktır değil mi yaz mevsiminde? E sıcaksa gazlar az önce öğrendik. Isınan gazlar hafif hafif yükseliyorlardı. Az gaz oluyordu. E yaz mevsiminde kara sıcak. O zaman burası az gaz var alçak basınç. Deniz o zaman tam tersi olur. Denizler geç ısınır geç soğur tamam mı? E karayı bulduk alçaksa yani orası sıcaksa deniz soğuktur. Yani çok gaz vardır denizde yani yüksek basınçtır. Rüzgar nereden nereye gider hocam? Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru gider. Şimdi ben bunu çizmeyi öğrendim ya bütün özellikleri kendin çıkar. Birinci madde. Hocam deniz yüksek basınçtır. Yaz. İkinci madde. Kara alçak basınçtır. Yaz. Hocam deniz soğuktur. Kara sıcaktır. Bakın bir sürü madde. Hocam denizden karaya doğru rüzgar eser. Bir madde daha. Hocam denizden karaya doğru estiği için denizden aldığı nemi alır karaya. Orada da Himalaya dağları var. Hindistan'ın bulunduğu o bölgelerde. Karaya getirir, taşır ve durmadan yağmur oluşturur. Ne oldu bakın yağmur getiren yaz mı sonları yağmur getirir. İşte kış mı sonlarında kış mı sonlarında tam tersi oluyor bu sefer. Kara soğuk oluyor. Karaya bu sefer yüksek basınç diyoruz, denize alçak basınç diyoruz. Karadan denize doğru rüzgar esiyor. Karadan geldiği için yağmur getirmiyor. Bakın ne yaptık? Ne yaptık? Hiçbir şeyi ezberledik mi? Sadece böyle şekil çizerek yaptık mı? Ah be güzellerim. Ah be şu videoları izleseniz en sevdiğim ve en yorum mantık dolu Konular basınç rüzgarlardır ama sizler ezberlemeye çalışıyorsunuz hala. Geldik onun soruyor. Aşağıda verilenlerden hangisi rüzgarın hızını etkileyen etmenlerden biri değildir? Bunu test şeklinde sordum. Neden? Çünkü böyle klasik bir soruyu sormayı sevmiyorum. Hocan şöyle sorabilir bunu sana ki ezberi seven bir hocasa böyle sorar. Der ki rüzgarın hızını etme, etkileyen etmenleri yazınız. Saçmalıktan başka bir şey değildir bu soru. Bu soruyu şöyle sorun hocalarım eğer izliyorsanız. Bir öğretmen böyle bir klasik ezber soru sormaması gerekir. Bu ezbere iten bir şeydir. Bu soruyu illa soracaksan sorarsın. Rüzgarın hızını etkileyen etmenlerden basınç merkezinin konumu hakkında yorum yapınız. Bak bu bir yorum sorusu. Ama rüzgarın hızını etkileyen etmenleri yazınız. Bu bir ezber sorusu. Yapmayın gözünüzü seveyim hocalarım. Soruları böyle sormayın. Siz böyle sorarsanız öğrenciler de ezbere yönelir. Ben şöyle bunları açıklamak için, bunları size anlatmak için bu şekilde bir soru sordum. Hangisi rüzgarın hızını etkileyen etmenlerden değildir. Rüzgarın hızını hızlı ya da yavaş esmesini. Bak yönünü demiyor. Bir de yönü var. Bakalım basınç farkı. Basınç farkı şu demekti. Diyelim ki burası 1050 idi. Burası 1100 olsun. Tamam mı? Burası da 1200 olsun. Tamam. Mı? Şimdi hangisinde rüzgar daha hızlı eser? Şimdi 1050 ile 1100 arasında 50 tane fark var. 1050 ile 1200 arasında 150 tane fark var. 150 daha fazla bastırılıyor anlamına geliyor. O zaman rüzgar orada, rüzgar burada daha hızlı eser. Yani basınç farkı rüzgarın hızını etkiledi mi? Aslında baksana bunların nasıl etkilediğini öğretmeye çalışıyorum şu an. Sürtünme rüzgarın hızını etkiler. Mesela ormanlık alanlar, daha böyle değişik otların olduğu alanlar sürtünüyor. Binaların olduğu yerler sürekli sürtünüyor rüzgar giderken. Hızı kesilecek hızını etkiledi mi? Evet. Dünyanın günlük hareketi. Dünya dönerken rüzgarları da peşinde savururdu böyle. Rüzgarlar da dönerdi. Hani S harfinde dönüyor ya. Dünya döndüğü için dönüyor rüzgarlar. Dünya dönmese dümdüz giderdiler. Ama hiçbir rüzgar öyle düz gitmez. Hepsi sapar. İşte saparken e, saparsan ne olur? Hızını da hızında yavaşlamış olur. Hızımı etkiledi mi? Evet. Basınç merkezleri arasındaki mesafe. Şimdi bakın. Birinci X basınç merkezi. Y basınç merkezi. Z basınç merkezi. Rüzgar buradan buraya gidiyor. Rüzgar Z'ye gidiyor. Hangisi daha hızlı eser? E, X noktasından Y'ye gidene kadar daha hızlı eser. Fan makinesini şuradan şöyle kısa bir mesafeye tutsan daha hızlı eser. Ama odanın diğer ucuna doğru tutarsan yavaşlamış olur. Yani mesafe uzadıkça rüzgarların hızı da yavaşlamış olur. Bunu da sildik. Cevabımız D. Basınç merkezinin konumu. Rüzgarın hızını etkilemez. Rüzgarın yönünü Etkiler. Basınç merkezinin konumundan kastımız şu: A noktası, B noktası, C noktası. Tamam? Bakın, bunu buradan buraya rüzgar esiyor, buradan da buraya rüzgar esiyor. Bunun konumu işte biraz daha kuzeyde, bunun konumu biraz daha güneyde. e biri kuzeyde, biri güneyde diye rüzgarın hızı etkilenecek mi? Hayır. Rüzgarın yönünü etkiler ama bakın. Biri kuzeyde yönü kuzeye doğru gitti. Biri güneyde yönü güneye doğru gitti. Basınç merkezlerinin konumu dediğinde kendine böyle basınç merkezlerinin konumunu gösterecek şekiller çiz. Ona göre yorum yap üstünde. Anladık mı mantığı? Evet devam edelim. 11. soruyu böyle sormamın nedeni aslında buradaki bazı bilgileri size tekrar etmek. Bunları çünkü hocaların sınavda çıkartacaktır karşınıza. Sirocco rüzgarı sıcak karakterli rüzgardır. Burada tekrarımızı yapalım. Sıcak rüzgarlar hangileri? Sirocco sıcak rüzgardı. Sıcak karakterli rüzgardır doğru. Hamsi e, tavaya da hamsi pişiriyorduk. Sıcak rüzgardır. Sıcak karakterli rüzgardır. Kruvets. Kristali çağrıştırıyordu bize. Soğuktur. Mistral. Mistral bak o da kristali çağrıştırıyor. Hani buz kristalini o da soğuktur. Bora. Bora. Bora hani soğuk bir isme benziyordu. Lütfen alınmayın burada. Amacımız kodlama yapar. Bora. 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 Bak biraz soğuk bir isimmiş gibi geldi değil mi? Bora, Bora da soğuk bir rüzgardı. Sıcak soğuk rüzgarları tekrar etmiş olduk. Bal nemin fazla, bal nem diye bir şey yok hocam. sil Silano hocam bal nem diye bir şey yok. Bal nem yağmur yağma ihtimali diye bir şey var hocam. Sildim bal nemi yazdım. Yağmur yağma ihtimalinin fazla olduğu yerde güneşli gün sayısı fazladır. Mantıklı geliyor mu sana? Yanlış. Yağmur yağma ihtimali fazlaysa oralarda çok fazla bulut vardır. Güneşli gün sayısı azdır o zaman. Dönenceler çevresinde yağış miktarı fazladır. Dönenceler dediğimiz yerler çöllerdir. Dönenceler ha, hemen yukarıda haritamız var. Bak dönenceler dediğimiz yerler buralar. Bak çöl. Bak çöl. 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 Neden dönenceler çevresinde yağmur yağma ihtimali azdır? Neden oralarda çöl oluyordu? Bizim ekvatordan yukarıya doğru hava çıkıyordu. Yağmur bırakıyordu Ekvator'da ve dönencelere doğru gidiyordu. Yukarıdan 30. enlemlere gidince 30. enlemlerden aşağıya iniyordu. Aşağıya inen bir hava orada yağmur oluşturamaz. Orada o yüzden çöl oluşuyordu. Yani dönence çevresinde yağış miktarı fazladır. Yanlış. Ilıman okyanusal iklim kimyasal çözünme fazladır. Kimyasal çözünme kimyasal çözünme dediğinde su gelecek hafta. Fiziksel çözünme kayaların işte sabah sıcak, akşam soğuk, büzüştü, genleşti derken parçalanmasıydı. Kimyasal su. Ilıman okyanusal iklim Karadeniz iklimi. E su var burada. O zaman kimyasal çözülme vardır diyeceksin. Şimdi bak burada neyi tekrar etmek için koydum ben bunu sana? Kimyasal çözülme ve fiziksel çözülmeyi nerede bulacağını tekrar etmen için. Yukarıda rüzgarı tekrar ettik. Çölün nasıl oluştuğunu tekrar ettik. Şimdi ekvator eliklindeyim. Yağmur var, su var. Kimyasal çözülme vardır. Çöldeyim. Su yok. Fiziksel çözülme. Fiziksel olarak parçalanıyor. Kılıman okyanus eklinde kimyasal çözülme vardır. Doğru. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru gider. Doğru. Ne demiştik? Yüksek basınç çok gaz alçak basınç az gaz çok gazdan az gaza yüksek basınçtan alçak basınca gider. Doğrudur. Dinamik basınç sıcaklık sonucunda oluşur. Yanlış. Termik basınçlar sıcaklık sonucunda oluşur. Bak adı üstünde termik termometre. Terlemek sıcaklık. Termikler sıcaklık sonucunda, dinamikler dünya döndüğü için. Bir daha. Termikler sıcaklıkla alakalı. Dinamik bak adı üstünde dünya dinamik basınç dünya döndüğü için oluşur onlar. Anlaştık mı? Ne dedik? Tamam. Atmosferin kalınlığı kutuplarda daha fazladır. Hayır. Atmosferin kalınlığı ekvatorda daha fazladır. Neden? Ekvatorda çünkü şöyle bir dönme etkisi var. Dönme etkisiyle beraber gazların bir savrulması var. İkincisi. Ekvatorda yer çekimi daha azdır. Çekirdekten uzaktır ekvator. Yer çekimi az olduğu için gazlar daha az çekilirler. Az çekilince de daha kalın olurlar. Bir diğeri ekvator sıcaktır. Sıcak olunca gazlar genleşir, yükselir. O yüzden Ekvator'da atmosfer daha kalındır. Tamam? Yükseklere çıkıldıkça 200 metrede 1 derece sıcaklık azalır. Doğru. Yukarıya çıkıldıkça gençler 200 metrede 1 derece sıcaklığımız azalıyor. Bunu unutma. 1060 milibar değeri yüksek basınçtır. Bunu yine ısrarla sordum hocam sorarsa sana diye 1013. Bizim normal basıncımız. Bunu bilmen gerekiyor. 1013 1013 1013 1013 1013. 1013. 1013, 1013. tekrar ederek öğrenmiştik bunu. 1013 1013 1013. Tekrar et benimle. 1013, 1013 1013 1013. 1013 normal. Bunun üstündekiler yüksek, altındakiler alçak basınç. Şimdi bakalım. 1060, 1013'ün üstünde. O zaman burası yüksek basınçtır. Doğru. Anlaştık. Mı? Diğeri dağ meltemi geceleri oluşur. Ben bilmiyorum. Bak bana şu an sorsanız deseniz ki hocam dağ meltemi gece mi oluşur gündüz bilmiyorum. Bunu niye koydum? Öğreneceğiz şimdi. Geldim. Bana dağ meltemini mi sordu? Kendime bir tane dağ ve vadi çizdim. Diyor ki dağ meltemi. Dağ meltemi diyor ya. O zaman diyeceksin ki ha bu demek ki dağdan vadiye geliyor. Nereden geliyorsa onun ismini alıyor bu. Tamam? Şimdi geldik. Dağdan vadiye doğru geliyormuş. O zaman bak rüzgar buradan vadiye gidiyormuş. Yani rüzgar yüksekten alçağa gider. Az önce öğrendik. Yüksek basınç dağın üstüymüş. Alçak basınç dağın altıymış. Şimdi geliyorum. Yüksek basınç çok az var burada. Yani hava burada nasıl? Soğuk. Dağın tepelerinde hava ne zaman soğuk olur? Gündüz mü daha soğuk olur güneş vurduğunda yoksa gece mi? Gece soğuk olur değil mi? Demek ki burası bu rüzgar geceleri görülen bir rüzgarmış. Geceleri görüyormuş. Doğru. Bakın ben de ezbere bilmiyorum. Bunları ezbere bilmenin hiçbir mantığı ve anlamı yoktur. Bunu böyle yorumlayabiliyor musun? Buradaki mantığı biliyor musun? İşte o zaman değerli olan coğrafya dediğimiz şey o zaman değerlidir. Ezberleme. Böyle mantığını ben bunları derslerde anlattım. Nasıl böyle öğrendiğimiz biz böyle öğrendik dersleri. Bir kelime bile ezberlemeden öğrendik. Şimdi geldik kavram çalışmasına bitiriyoruz artık. Kavram çalışmasındaki amacımız ne? Bakın her yaptığım oradaki soruların hepsinde bir şey tekrar ettik. Kavram çalışmasındaki amacımız bazı kavramlar var bazı bilgiler var bunları öğrenmek ve tekrar etmek. Şimdi bakalım soldan sağ Ekvatorun 1, 6 ve bir üstünde görülen iklim tipi. Savan iklimiydi. Samanlar vardı orada. 2. Savan. Ekvator'da görülen yağış oluşumu. Bunu sormamın nedeni şu. Ekvator'dakini öğrendi. Şimdi i̇şte Ekvator'dayız. Ekvator'da hava sıcak ısındı. Isınan ha, hava ne yapar? Isınan hava yükselir. Yükselim yağışı. Yani konvek, kuş ne yapıyordu? Konuyordu. Konveksiyonel yağış. Kaç? 5 numara. Konveksiyonel. Konveksiyonel yağış. Bir daha yamacı boyunca aşağıya inen kuru rüzgar. Ha. Bunu niye sordum? Fön rüzgarlarını anlatacağım şimdi sana. Buraya kadar izlemeyen ve böyle atlayarak geçenler bunu göremeyecekler ve öğretmen fön rüzgarını sınavda soracak Şimdi şöyle güzelce bir fön rüzgarını seninle analiz edelim şu alttaki boş yerde. Ben videonun sonuna gelenlere şöyle bir 10 puanım olsun. Tamam. Şimdi şurası deniz tamam mı? Fön rüzgarı dediğimiz şey şuydu. Denizden gelen hava gelir böyle dağa tırmanız, tırmanır. 200 metrede 200 metrede bir derece azalır sıcaklık. Tırmanır şuraya geldiğinde burada yağmur oluşturur. Ve gençler bu rüzgar aşağıya doğru inmeye başladığı zaman işte burada bu sefer sıcaklık oluşturmaya başlar. Ve bizim fön rüzgarlarımız ortaya çıkar. Fön diye de H harfiyle de yazılıyor. Ama ben birçok yerde böyle yazıldığını gördüm. Bu yüzden bunu kabul ediyorum. Fön rüzgarımız bu. Bunun özelliği ne biliyor musunuz? Aşağıya doğru giderken bu sefer 100 metrede 1 santigrat derece artış yapıyor. Fön rüzgarı fön makinesinden aklınıza gelsin zaten. Fön makinesi sıcak değil mi? Sıcaklığı arttıran bir rüzgar. Sıcaklığı sürekli ne yapıyor? Arttırıyor. Hem de yukarı giderken 200 metre bir derece düşerken aşağı inerken iki katı daha hızlı arttırıyor bunu. İşte kurutucu etkiye sahiptir bu rüzgar. Gittiği yerde kurutur, gittiği yerde şu dağlarda karları eritir, sellerin oluşmasına neden olur. Gittiği yerde burada tarım ürünleri varsa bu tarım ürünlerinin erken olgunlaşmasına neden olur. Yani bazı yerlerde ciddi sıkıntılar da oluşturur. Hatta bazı yerlerde gittiği yerde çöl oluşturur. Neden? Çünkü gittiği yerde sıcaklığı arttırıyor ya. Sıcaklığı arttırınca kabımız büyüyor. Kabımız büyüyünce o kabı doldurup yağmur oluşturamaz hale geliyoruz. İşte bu fön rüzgarları çok etkilidir. Şimdi fön rüzgarları ile alakalı sana bir soru sorabilir. Şimdi bu soruyu da öğrenelim seninle. Yani der ki şurada x noktasındayım der. Burada sıcaklık 10 santigrat derece der. Ve buranın deniz kenarı kaçtır? Bunu vermeyebilir sana. X noktası deniz kenarındadır der. O zaman sen bunun 0 metre olduğunu bilirsin. Tamam. Yukarı doğru çıktım. Burası der bana. Burası 800 metrededir der. Buranın Y noktasının sıcaklığı kaçtır der. Bir de der ki şurada şurada 600 metrede bir yer var der. Buranın fön etkisi oluşturan bir yerdir burası der. Yani fön rüzgarının olduğu bir yerdir der. Buranın sıcaklığı kaç santigrat derecedir? İşte buna da Z diyelim. Şimdi bunların sıcaklığını nasıl bulacağız? Çok basit bak. Burası 10 derece mi? 0 metreden 800 metreye gidiyorum. E yukarı çıkıldıkça 200 metrede bir derece düşecek değil mi? Bak 200 gittim. 400, 600 800. 4 tane 200 gittim. 4 derece düşecek sıcaklık. Burası 10 derece ise yukarısı 4 derece gittim. 6 derece oldu. Buradan aşağıya doğru iniyorum şimdi. Burası 6 derece. Ama aşağıya giderken bu sefer 100 metrede 1 derece artacak. Hani fön rüzgarı oluşturuyor ya orada. Geldim şu burası 800. Ama şuna dikkat et. Burası 800. Burası 600 metrede. 800 ile 600 metre arasında kaç metre ineceğim ben aşağı? 200 metre ineceğim. Şimdi 200 metre ineceğim. E her 100 metrede bir derece arttırmam lazım. 200 metrede 100, 200. 2 derece artacak. Burası 6 dereceydi. Burası o zaman 2 derece artarsa 8 derece olacak. Anlaştık mı? Bu da buraya kadar gelip gerçekten videoyu dinleyenlere bizim sınavda 10 puanlık bir hediyemiz olsun. Evet. Geldik bir daha bunu bir daha yamacı oluşa aşağıya doğru inen kuru rüzgar 8 fön rüzgar. Atmosferde miktarı en fazla olan gaz en fazla olan gaz azot gazıdır gençler. Azot 9. Azot. Güneşe bakan cephelere verilen ifade eden kavram. Güneşe bakana bakı diyoruz. Bakı güneşe bakan taraf. Diğer tarafta güneşe bakmayan taraf dulda diyorduk. 11 Bakı. Yılın 9 ayı dönmüş 3 ay çözülen topraklara verilen isim Tundra. Yılın 9 ayı dönmüş 3 ayı çözülmüş bataklığa dönüşüyor. Doğrusu biz de gidip kunduralarımızı orada bırakıyorduk. Tundra 12. Tundra 13. Çevresine göre farklı iklimleri olan dar alanlar. Yani şu Iğdır'da var bizim mesela. Iğdır'ın orası soğuktur. Bütün çevresi soğuktur. Ama Iğdır şöyle biraz çukurda kaldığı için çevresinde biraz daha farklı bir mikroklima iklime sahiptir. 13'ü de 13'ü de şuraya yazalım mikroklima. Eş sıcaklık, eş yükselti, izo hips yükselti. Eş sıcaklık, izo term. İzo izoterm. Burada bir bir hata oluşmuş. 3 tane fazla çıkartmış. Akdeniz ikliminin tipik ağacı kızıl çamlarla doluydu Akdeniz. 16 kızıl çam. Yukarıdan aşağı basıncı ölçen alet basınç barometre. Bak adı üstünde barometre basıncı ölçen alet. Bir numara barometre. güneşe gelen zararlı ışınları bizi güneşten gelen zararlı ışınlardan kim koruyordu? Ozan spor yapan Ozan koruyordu. Ozon. İngiltere'ye etkileyen sıcak su akıntısı az önce görmüştük. Gulf Stream. Gulf Stream. Gulf Stream. Kongo Havzası'nda görülen iklim tipi, bunu özellikle koydum öğretmenin sorabilir sana. Amazon Havzası, Kongo Havzası, Endonezya ve çevresi ekvatorun üzerinde bulunan ekvatoral iklimdi. Ekva, ekvator iklimi. Step ikliminin bit örtüsü bozkır step, bozkır step, bozkır step, bozkır step, bozkırdı. Bozkır. I harfi var burada. I harfi İngilizce bir siteden yaptığım için bu şeyi. Bulmacayı. O yüzden öyle ı I, i arasında küçük karışıklıklar olabiliyor. Hindistan'da görülen iklim, Hindistan'da muson rüzgarlarından dolayı muson iklimimiz vardı. Rüzgarın hızını ölçen alet Anne koş rüzgar esiyor. Anemometre. Anemometre. Arada böyle kodlamalar söylüyorum. Biz kodlamalarla işliyoruz dersimizi. Dersleri dinleyenler görmüşlerdir bunları. Evet şöyle son herkes için de gösterelim bunu. Herkes için de gösterdik. Şöyle gelelim. Evet güzel bir videoydu. Çok verimliydi bence. En az 30-40 puan yakalayacaksınız. Net bir şekilde eminim bundan. En az 30-40 puan var bu sınavda. Göreceksin sınavdan sonra gelin yorum yapın. Sözünü de unutma. Sınavdan sonra abone olacaksın. Sözünü unutma. Abone olup arkadaşlarına da önereceksin. Diyoruz. Ne diyoruz? Yunus Hoca'yla bir defa öğren. Bir daha asla unutma. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere.